Evet arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir FIFA Mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle oyuncular alıp onları yükselteceğiz arkadaşlar. Ve çıkanları, kartları yükselteceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Emeğimiz için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar sağ orta saham yok. O yüzden bir sağ orta saha bulacağız. İki tane oyuncu arasında kaldım. Birincisi şu. Göstereyim arkadaşlar. Önce bir pozisyonunu sağ orta saha yapalım arkadaşlar. Ve ilk oyuncumuz İrlandalı bir oyuncu. Hayes. Bu arkadaşlar. Bunun şutunu sevmediğim için arkadaşlar. Çok güzel değil ama hızı müthiş arkadaşlar. Aynen. Dediğim gibi geliştirince güzel olurum mu onu düşünüyorum arkadaşlar. Birincisi bu. Yani neydi adını unuttum. İrlandalı oyuncu aynen. Bir tane İrlandalı oyuncumuz olabilir. Ya da göstereyim arkadaşlar. Tabii ki de Quaresma. Evet arkadaşlar, öbürü de Quaresma almak istiyorum. Bayağı bir pahalıymış arkadaşlar. Bakalım. Ama ilerleyen zamanlarda alabiliriz. Evet arkadaşlar, istediğim gibi işte şutları gelişen. Bu zaten basınca hızı artar. Şutu çok kötü öbürlerinin arkadaşlar. Quaresma alırız o zaman. Aynen Quaresma alırız arkadaşlar. Dünya birinciliğindekileri de kullanıyordu. Gördüm arkadaşlar. 120 gen yapmış adam. Evet arkadaşlar, bunu ilerleyen zamanlarda alırız arkadaşlar. O zaman sonra alacağız o zaman arkadaşlar. Biraz ucuzlamasını da bekleyelim aslında. Çünkü çok pahalı. Bunlar ben 1 milyon 100'e almıştım öncekinde. Evet arkadaşlar. Şimdi oyuncumuzu geliştirmeden önce de her zamanki gibi biraz hazine sandığı açalım arkadaşlar. Hemen hazine sandığımıza geçelim. Arkadaşlar inşallah güzel bir oyuncu atar. İlkten şöyle güzel bir şekilde başlarız arkadaşlar. Bakalım oyuncu çıkacak mı? Basıyorum. Bastım ve oyuncu çıkmadı. 114 tane antrenman XP'miz var, 25.000'lik. Bayağı bir birikti arkadaşlar. Şu 14 tanelik antrenman XP'sini de aldım dün arkadaşlar. Bayağı bir geldik. Aslında buraya Roto Cheese de kullanabiliriz arkadaşlar. Aynen buraya bir Roto Cheese kullanalım. 12 kare istiyor. Çünkü herhalde tam hesaplayamadım ama büyük ihtimal öyle. Ve hemen bakalım 100.000 coinslik paketimizi açalım arkadaşlar. Bastığım oyuncu çıkacak mı? Çıkmadı arkadaşlar, olsun. Bakalım kaç puanımız var? 59 puanımız var arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok güzel bir video olacak. Bence bayağı bir oyuncu da geliştireceğiz. Çünkü dün çıkardığımız oyuncuyu geliştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar 2 adım kaldı. 2 adım sonra 3-5-2'de için paralar biriktireceğim. Biriktireceğim o zamana kadar. Ve bayağı bir güzel olacak kadro. Sadece şu anlık sağ orta sağım yok arkadaşlar. Sağ orta sağ belli arıyorum. İşte ona da Quaresma alacağım ama pahalanması ucuzlaması gerek şeyin, pazarın. O yüzden biraz daha duracak. Evet arkadaşlar, öbür paketimizde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, öbür paketle karşınızdayım. 100.000 coinslik bir paket açıyoruz arkadaşlar. Hemen açalım. Bastım. Bakalım çıktı mı oyuncu? Evet çıktı arkadaşlar. Basıyorum, inşallah şuradan 90 artı atar arkadaşlar. İçime doğdu. 90 gelecek gibi. Bastım. Ama içim yanlış doğurmuş. 82'lik sağ bek çıktı. Olsun, yine bir oyuncu geldi. Bakalım X işareti nereye gelecek? Oo, bayağı bir uzakta arkadaşlar. Ama şimdi burada da kesemeyiz. Hatta en iyisi biz burada bitirelim videoyu. Çünkü rota çiz bir al çıkmasını bekleyeceğim ben arkadaşlar. O zaman oyuncumuzu geliştirmeye başlayalım arkadaşlar. 103 gün oluruz herhalde. Ama olmayız büyük ihtimal. Evet Alonso, çık şuradan bir git. Ve Pirlo. Dün çıkardık arkadaşlar.
Onun videosunu da izlersiniz, izlemeyenler için diyorum arkadaşlar. İzlemeyenler izlesin arkadaşlar. Çok güzel bir videoydu. Evet arkadaşlar, geliştirmeye başlayalım Pirlo'yu. Hemen 97 gen yapalım. Geliştirip mi bakalım yoksa direkt yüzgen mi yapalım arkadaşlar? Bir geliştirip bakalım arkadaşlar. Şu an böyle bir oyuncu arkadaşlar. Bakalım geliştirince nasıl olacak? Evet. Şu an böyle bir şey arkadaşlar. Ataksı aslında bu. MDO değil de biraz daha MO gibisi arkadaşlar. Biraz MDO'ya benzemiyor arkadaşlar. Bayağı bir gelişiyor arkadaşlar. Hemen bunu biz basalım. Parada hiç acımıyor bize. Gidiyor. Evet, yüzgen nasıl görünecek arkadaşlar, merak ediyorum. Bastım. Oyun bile kastı artık görünüşünü görmemem için. Oo. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bayağı bir iyi arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Neydi bunların oyuncusu? Yıldız'ın kariyeri devrin sonu oyuncusu oldu artık elimizde bir tane de oyun arkadaşlar. Çok güzel olmadı mı arkadaşlar sizce de? 120 kısa pas oldu arkadaşlar. Bayağı bir iyi oldu. Devam edelim biz geliştirmeye arkadaşlar. Para da gidiyor. Bayağı bir gitti paramız. Of. Kaptana çok az kalmış arkadaşlar. İlk 11 beceri boostu oyuncum olmayacak. Çünkü kalede Schmeichel var. Evet arkadaşlar. Sizler için şimdi bir de en iyi kalecilerden geliştireceğiz. Bakalım onu ben geliştirmiş miydim? Evet arkadaşlar, videoya saklamıştım bunu. Ve şimdi Schmeichel'da 105 gen yapalım arkadaşlar sizlerle beraber. Video için bayağı bir paramız gidiyor. Bunu aslında sonra yapacaktım ama sizler için arkadaşlar yapıyorum. O bayağı bir güzel oldu. Beceri boostlarım. Yine level atlıyoruz arkadaşlar. Bakalım hangi derece çıkacak. Kaleci derecesi çıktı arkadaşlar. 5 tane var bende. Ama hiçbir derece yapamıyorum şu an. Of. Özelliklerine de bakalım. 130 kaleci pozisyon alması. Oo. Çok güzel arkadaşlar. Kaleci Schmeichel. Aynı ben gibi sarışın arkadaşlar. Arkadaşlar ben de videolarda face game yapmıyorum. Çünkü çok sevmiyorum. Yani. Ve Van Persie'yi geliştirelim mi diye düşünüyorum arkadaşlar. Van Persie'yi mi kullanacağım yoksa oraya yeni bir şey mi gelecek? Bakıyorum. Ama bir düşüneyim mi? Basalım mı, basmayalım diye. Oo, Rölanti gelişiyor arkadaşlar. Tam 225. Evet arkadaşlar, bunu da geliştirelim ve görelim arkadaşlar şunu. Pique gelişiyor arkadaşlar. Bakayoko da gelişiyor. Bastım arkadaşlar. Ve 105 gen pikemiz oldu arkadaşlar. Baya bir güzel oldu. 101 gen de Bakayoko'muz oldu. Bakayoko. Bakalım arkadaşlar. Şut gücünde Sanchez gelişiyordu ama Sanchez gidecek. Van Persie gelişiyormuş arkadaşlar. Bunu da basalım arkadaşlar. Gaza geldim. Basalım. Ve Van Persie'mizde 101 gen olsun. Griezmann'da bunu ilerleyen zamanlarda basacağız üstüne. Evet arkadaşlar, kaptan da az kaldı. Danışman öyle. Tamam. Öbürleri gelişmiyor arkadaşlar. İlk 11 seviye kale uçması oldu. Sonra Rölanti. Çünkü Rölanti ile kale uçma çok geliyor arkadaşlar. Kale uçma zaten bayağı bir çok geliyor. Pique'ye bakmak istiyorum arkadaşlar. 128 defans. Şu an dünya birincilerinin bile herhalde defansı bu kadar yoktur. Ya vardır ama daha bunun temel geni falan çok az. Bir bakalım arkadaşlar, mesela tam liderlik tablosuna bakalım. Birincinin defansı en iyisi neymiş? Oo, adam 198 gen bir de. Şu an arkadaşlar mesela David Luiz'e bakalım. Bu oyuncu çok güzel. 132 defansı var. Bir de max olduğu halde arkadaşlar. Bir düşünün. Bartra'ya bakalım. Bu oyuncu AO'ya. Mayıs oyuncusuydu herhalde. Evet. Nisan ayın oyuncusuymuş. Bu arkadaşlar çok iyi. Oo, De Gea çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Ve Ramos. Ramo bebeğim. Sen de mi böyle kaldın bebeğim?
Evet arkadaşlar, 132 defansı var. Pique'nin şimdi 128. Dörtgen vurduk mu hatta baya bir geçer zaten. Evet arkadaşlar, bunun daha temel geni 94 daha. Pique baya bir iyi arkadaşlar. Bunu vermek istemiyorum. Şu anki piyasa değeri 16 milyon falan arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başka geliştirilecek kalmadı herhalde. Evet arkadaşlar, şuradan da bir şeyi görelim. 108 gen Sanchez'i görelim. Şut gücüyle o da gelişti arkadaşlar. Oo, zaten adam müthiş. Bir daha müthiş oldu yani. Evet arkadaşlar, videoma like atmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki çok güzel bir videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.